şimdi fenli şeylerinden çeşitli üretme biliyorlar. O bakımdan işler öyle değişik. Senin soy ismin neydi amca? Demirboğa. Demirboğa. Bu soy ismi nereden aldınız Demirboğa'yı? Şimdi beyefendi sen işi çok ileriye götürüyorsun. Şimdi ben bunu konuşacak olsam saatler geçer. Olsun, biz de zaten bunu öğrenmek için geldik. Demirboğa soyadı nereden gelmiş? Kaç tane Demirboğa var? Demirboğa'nın anlamı ne? Deden mi bu soy ismi almış? Dedeyin dedesi mi almış? Ha, şimdi bunu sana anlatayım. He. Benim hanımımın dedesi vardı. Şu kaynanamın babası. He. Bu köyde muhtarın katibiymiş. Kendisi çok muhalif bir adamıdı. Evet. Benim dedem nüfus kaydında soyad yazılmaya vardığında dedem soyadını Yıldız yazdıracakmış. Yıldız. Yıldız. Kulağı da duymuyormuş, yaşlılık diyor ya. He. Nüfus memuru sormuş, amca, Süleyman amca, soyadını neye yazdırayım diyorken dedem demiş duymadığımdan. Demişler mi? He. Öteki borundaki katip Demirboğa demiş ona, biliyor musun? Demirboğa. Katip de Demirboğa yazmış ama dedem bilmiyor Demirboğa olduğunu. Hmm. Oradan soyadımız Demirboğa kalmış. Biz de çok geniş kabileyik. Seferberlikte sadece bizim kabileden 17 kişi seferberliğe gitti. Hiçbiri dönmedi. Hepsi şehit oldu. Ha. Öyle. Balkan Harbi'ne gitti. 10-15 kişi, hiçbirisi dönmedi. Hep şehit oldu. Öyle vatansever bir kabileyiz biz. Buyur şimdi, sen daha başka Evet, soracağın var kaç mı? kardeşsin sen? Çoluk çocuk var mı? Var. Tavuk çocuk var mı? Bir anlat bakayım. Üç tane oğlan var. Nerede bu üç tane oğlan? Biri yurt dışında, biri Kayseri'de, biri de Hangisi burada. yurt dışında? En küçükleri yurt dışında. İsmi ne? Kürşat Kürşat Demirboğa. Demirboğa. He. Hangi ülkede? Almanya'da. Almanya'da. Ne zaman gitti Almanya'ya? Çok oldu gideli canım. 20 sene oldu mu? Oldu. 30? Yok yok. Olmadı, yok. O zaman 25'e bağlı yap biz bu işi. Yok, 25 gelmezdi. İşte 20 civarında. 20-22 diyorsun. Evet. Geliyor mu her Var. yıl? 25 var. İzine geliyor mu her yıl? Geliyordu. Şimdi bu sıra çocuklarını okutuyor. Okulların şekli He. zaman zaman değişiyor. Bırakıp gelemiyorlar. Diğer oğlanlar nerede çocuklar? Biri Kayseri'de, Adana'da çalışır o. Orada Mikrofonu bir geriye fabrikada tutma. Mikrofonu yönetici. ağzına tut. Biri de Halam diyor ki mikrofonu şöyle biraz yaklaştır diyor ağzına diyor biraz yaklaştır diyor sesin diyor genç geçsin diyor. bu alır yeter. He. Mikrofon çok yakın oldu muydu gürültü yapar. Bak amcam da biliyor işin tekniğini ya. Çok yaklaşınca patırtı yapar değil mi? Uzaklaştırınca böyle tam süzülerek gider Tabii böyle. tabii. Amcam bu işi biliyor tamam. İçeri içeri. Kaç kardeşsin amca? Üç. Erkek kız? Allah razı olsun. Yok, hiç başka. Üç Var kız. var. Üç de kız var. Üç kız, üç erkek. Altı kardeşsiniz. Yok. Neredeler bu altı kardeş? Hepsi koydu. Bu köydeler mi hepsi de? İsimleri ne? İsimlerini söylemeyeyim. Tamam, söyleme. Ne iş yaptım dedim bu yaşa kadar? Marangozluk yaptım, reçberlik yaptım, davarcılık, sığırcılık yaptım, arıcılık yaptım, bağ bahçeyle uğraştım. En sonunda işte tekerimiz taşa dayandı, durduk. Arıcılık yaptım diyorsun da bu balda şeker oluyor mu? Şekersiz bal diye bir şey var mı? Şekersiz bal tabii var canım. Hakiki doğanın arıların doğadan topladığı, çiçeklerden topladığı orijinal bal. Şeker katma işi nasıl oluyor? Şeker veriyorlar mı? Kovanların içine şeker Şimdi koyuyorlar şeker verme ya. mevsimi var bir. He. Hani ilkbaharda davarı sığırı yaylıma koyduğumda Mikrofonu geriye çekme. ot olmaz. Ot olmadığından o hayvanlara hem yem verin hem yayılır. He. Ama otlar çoğaldığı zaman, Mayıs, Haziran oralar çoğaldığı zaman Sen biliyorsun ben de hayvanlar ota doydu mu yemi keser. Karar mı senin? Bu arıcılık da aynı öyle. İlkbaharda çiçek olmaz. Yok. Dağlar taşlar kuru olur. O zaman biraz şeker vermezsen
Arı acı kalır ölür. Evet. O zaman besleyeceğim. Otlar canlandı, ağaçlar çiçek açmaya başladı mı? O zaman onu kesen, besiyi kesen arı doğal işine başlar. O doğal mal olur ondan sonra. Tamam. Anladım, tamam. Senin, anladım amca. Senin yaşında bu köyde kimler vardı? Rahmetlik olan var mı? Benim asker arkadaşlarım 15 kişi vardık, 3 kişi kaldık. O ölenlerin ismi neydi? O ölenlerin ismi zaten çok süler ya, onları ne yapacağım? Değil mi? Rahmetli anardık ya burada. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun derdik yani. Boş ver ya. Hacı o soruyor ki kelimeleri çoğaltmak için. Biz o zaman şöyle ya, çocuklara, torunlara bir selam gönder amca. Çocuklarıma, torunlarıma, gelinlerime benden bol bol selam. Ömer'im, hayırlı günler dilerim. Kuşadın, açıkça söylesene oğlum. Çekimce arkadaşa da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her şeyimizi sordu, soruşturdu. Bir de şiir okuyayım isterseniz. Oku bakayım. Benim bunda kararım yok, ben geri gitmeye geldim. Bezirgenim, matağım çok, alana satmaya geldim. Ben geldim sevi için, dost gönüller avı için. Ben gelmedim dava için, gönüller yapmaya geldim. O hacemdir, ben kuluyum, dost bağının bülbülüyüm. Girdim dostum bahçesine, şad olup etmeye geldim. Yunus Emre'm var yarine, koma bugünü yarine. Bahri olup da dost gölüne, soyunup dalmaya geldim. Ağzına gülüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şu halamı da biraz konuştur. Halamın ismi ne? Yo, ebemi, ebemi. O, onu ağzı şey... Ne ismi ne ebemi? Albam, konuşacağım seni. Kameraya alacaklar, maaş çıkacak sana. Ha, öyle. Ha. Ne konuşayım ben, ne biliyorum. Başına ne konuşursan konuş. Ha. Kuşata öyle. Selam söyle, oğullarına selam söyle. Oğullarına selam söyle, kuşata selam söyle. Kızına selam söyle. Cümle aleme selam söylüyorum. Hadi yeter onu. Al. O zaman seni şöyle alalım. Evet, halam gelsin. Ben kardeşim. Senin adın ne hala? Benim adım Emine Demirboğa. Emine Demirboğa. Evet. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun Allah'ın verdiği ömre. Sağ olasın. Katin nasıl? Çok şükür, yaşıma göre iyiyim. Kaç kardeşsin sen? Ben mi? Benim bir çok. Üç kız kardeşimiz var, dört oğlan kardeşimiz var. Nerede? Üç kız kardeşin nerede? Dört? Biri Kayseri'de, biri Danimarka'da. Üç kardeşim var Danimarka'da, birisi var Kayseri'de. Kardeşlerin hiç gelir mi yanına ziyarete? İzine geldikleri zaman uğrarlar. Değil mi? Evet. Her sene gelirler mi kardeşlerin? Aşağı yukarı. Değil ben mi? De yanımda olduğum sen müddetle. Sen nerelisin? Ben aynı doğma büyüme. Sen de buralısın. İlgıçlalısın. Evet. Ya ben korkma. Herifle ne zaman evlendiniz? Herifle evlenelim biz 60 sene oldu. 60 sene. Evet. Evvelkiler şimdi kayır çeker. Şimdikiler gibi varıp ayrılma bizde yok. Ne? O zamanlar biz sıkıntıyı da çektik. İyiliği de gördük. Çoluğumuz çocuğumuz oldu. Biz tabii ki bu yaşa geldik. Evlilik demenin anlamı ne? İyi günde kötü günde beraber olmak. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi o yok ama çok şükür Allah'a biz Allah'ın emrini tuttuk. Bugüne geldik. Allah bundan sonrası herif hayırlı olsun. Herif seni mi buldu, sen herifi mi buldun? Herif beni buldu. Nasıl herif seni buldu? Sen herif kendini göstermeseydin herif nereden bulacaktı? Hayır, ben daha küçük bir çocuğdum. 13 yaşındaydım. Kaç yaşındaydın? 13 yaşındaydım. 14 yaşında beni görmüş, dünür oldu. O zaman İstemeye mi geldiler seni? Tabii ki. Ne dedi baban, ne dedi? Babam ne diyecek? Babam para istedi. Başlığı da babam yiyordu, babalığıydı. Babalık da hemen çabukça vermek istedi. Kaç lira başlık istedi? Durumu iyi miydi senin herifin? Hiç ne durum olacak? Malı meralı sat dellem. Yine o kızı hepsini sattı. 20-31 koyunları vardı işte, onu satarak faiz para alarak bana 500 liraya tamamladılar, aldılar. Babalık parasız vermiyordu. Benim annem, benim babam askerde vuruldu. Bir kız, bir oğlan kaldık biz. Bu başka kocaya vardı. Onun yanında büyüyerken o da bu isteyince buna verdi bizi.
Öyle gittik işte. Herif mi senin kahrını çekti, sen mi herifin kahrını çektin? Şimdi ben herifin kahrını çektim. Nedendir? Sarıldım, ey can sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır. Ey hude dolandım, boşa yoruldum, benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Boşa yoruldum benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, köylerinde, beldelerinde, kasabalarında, mahallelerinde köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Ağustos ayındayız 2021 yılı ve Alaaddin kasabasının birkaç tane tanıtımı yapıldı. Yaklaşık 5-10 tane tanıtım yapıldı. Asıl tanıtım yaylalıklarının tanıtımı henüz yapılmadı. Evet, neden yapılmadı? Çünkü Alaaddin'in kasabasının tanıtımı hep kışa denk geldi. Lakin yazın çekimi ve yaylalıklarıyla beraber bir havadan drone çekimi yapılmadı. Buradan Alaaddin kasabası gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından ya da WhatsApp'tan bizlere ulaşarak Alaaddin kasabasının havadan drone çekimi ve yaylalıklarının tanıtım çekimi için bize bir babayiğit lazım. E5 karayolunu da geçti Karasöğran. Motorlar peş peşe geçiyor. Peş peşe geçiyor. Malum ırgatlık dönemi. Emmoğlu. Millet tarlayla, tapanla, tırpanla, biçerinle uğraşıyor. Çöp bidonu da çok şerefli duruyor ha burada. Dağ başında pek çöp olmaz aslında ama tek ev için konulmuş galiba. Neyse mevzuyu dağıtmayalım. Biz inanıyoruz ki Alaaddin kasabasında çok baba yiğit var. Bir baba yiğit derken oradan bir izleyici döşünü bağrını yırta yırta ben diyor baba yiğit deyince sözü kendi üzerine alıyor. Evet, Alaaddin kasabasından bir baba yiğit lazım. Havadan drone çekimi ve yaylalıkların tanıtımı için ekrandaki WhatsApp numarasından yazarak ya da arayarak bizlere ulaşıp kasabanızın, köyünüzün, mahallenizin tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz.